boşa vermiş olamaz. Her insan hayata niçin geldiğini ve hayattan niçin gittiğini düşünmek farz-ı ayındır. Hayata niçin geliyorsun ve hayattan niçin gidiyorsun? Geçenlerde bir cenazeye çağırdılar. Beykoz tarafında hayli de kalabalık vardı cenazede, cenaze namazında. Cenaze namazında kalabalık oluyor da mezarlıkta aynı kalabalık olmayabiliyor. Bağlıyorlar. Kabristana gittik, aynı kalabalık mezarlığa da geldi ya, hayret. Aynı kalabalık. Mezar zaten eşilmiş, hazırlanmış. Merhumu gömdük. Okunanlar okundu, dualar yapıldı. Cenaze imamı telkin verecek, telkin. Telkin verecek. Cemaat kenara çekildi, kabir etrafından uzaklaşıldı. Çünkü sünnette, sünnet-i Muhammediye'de de usul böyledir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cenazenizi, mevtanızı mezara gömdükten sonra mezar başından hemen dağılıp gitmeyin. Ya ne yapalım ya Resulallah? Buyuruyorlar ki, o günkü ölçüye göre tabii, bir devenin kesilip, derisinin yüzülüp, etlerinin parçalanıp, taksim edileceği zaman kadar mezarın başından ayrılmayın. Niçin ya Resulallah? Buyuruyor ki, mümin kardeşiniz o anda iki tane sorgu meleğinin, sorgu, sual meleğinin muhatabıdır. Onlar sual soruyorlar, o mümin meyyit cevap veriyor. Sizin kabir başında olduğunuzdan ve okuduğunuzdan ve duanızdan ve desteğinizden kuvvet alıp da suallere daha rahat cevap vermesi için onu yalnız bırakmayın, bekleyin buyuruyor. Vallahi böyledir. Cenaze imamı telkin yapmadan önce, hocam sen buyur dedi bana. Benim de aklıma o anda, o çok mühim noktada nasihat etmek aklıma geldi. Dedim ki, arkadaşlar, kardeşler, ey bu merhumun peşinden bu kabristana kadar gelenler, şöyle bir 10 dakika ayaküstü bir sohbet yaptık. Dedim ki, ya o kardeşler, bakın, gelin biraz düşünelim şurada dedim ya. Bak, şu adamı sevmeseydiniz buraya kadar gelmezdiniz. Demek sevdiğiniz bir adam bu. Cenaze namazını kılar dağılırdınız, dağılmamışsınız. Sizi, bu adama olan sevginiz sizi bu mezara kadar getirmiş. Öyle mi? Evet dediler, bu adamı çok seviyoruz. Peki, bu adam hayattayken omuzunda, sırtında, elbisesinde bir miktar toz, toprak demiyorum, toz. Toz görseydiniz, elinizle o tozu silkeler miydiniz, silkelemez miydiniz? Dediler ki, silerdik. Üzerine toz kondurmazdık. Hayattayken bu adamın üzerine toz kondurmazdınız da, şimdi bu adamın üzerine 10 ton toprak yığdınız ulan dedim. Ne bu? Ne düşünmüyorsunuz? Bu adamın üzerine toz kondurmazdınız ama şimdi bakın, tonlarla toprağın üzerine yığdınız gidiyorsunuz. Bunun bir manası yok mu? Eğer manasız yere yapsaydınız deli olmanız icap ederdi. Hepinize deli derdik. Bak, kimse kimseye deli meli demiyor. Demek bir iş var burada. Gelin dedim şu mezar başından dağılmadan. Bakın, biraz sonra kardeşimiz dedim iki tane meleğe, sorgu meleğinin soruşturmasına maruz kalacak. 3 tane soru soracak. Gelin düşünün dedim. Şimdi bu mevtanın yerinde sizin olduğunuzu düşünün. Zaten Peygamberimiz ne diyor? Cenaze namazına katılan Müslümanlar o tabutun içinde namazını kılmak için geldikleri mevtanın içinde bulunduğu tabutun içinde o mevta değil de kendileri varmış gibi düşünsünler diyor. Bakın, böyle olursa cenaze namazının faydası olur. Geldim gittim, bir mana çıkmadı.
Her Müslüman, cenaze namazına katılan bir Müslüman, kabir ziyaretinde bulunan Müslüman, o tabutun içinde kendisiymiş gibi düşünecek. Bak düşünmek, yine aynı noktaya geldi. Her mezar ziyareti yapan Müslüman, o mezarda yatanın kendisi olduğunu düşünecek. İsterse düşünmesin, sonunda yine oraya gelmeyecek mi? Zaten mecburisin. Trafikte biliyorsunuz mecburi istikametler var. Bu da mecburidir. Geriye dönüş yok zaten. Ama düşünmelisin ki dünyada istikamet kazanasın. Ha benim de işim bu, benim de halim bu, benim de sonum bu, benim de yolum bu, benim de neticem bu diyeceksin ki yeryüzünde hayatını ona göre tanzim edesin. Zalim olmayasın, gafil olmayasın, kafir olmayasın, katil olmayasın, eskiya olmayasın. Dert burada. Men rabbüke ve men nebiyyüke ve ma dinüke. Rabbin kimdir diyor. Bak melek geldi soruyor. Aa ne kadar da kolay soruymuş ya. Rabbin kimdir dedi. Rabbim Allah'tır derim, sınıfımı geçerim. Yok. Öyle kolay değil. Alimlerimiz ne diyor? Günde 5 defa Allah'ın hayyâlessalâh, haydın namaza bak. Günde 5 defa hayyâlessalâh var mı yok mu? Var. Günde 5 defa Allah'ın bu davetine icabet edip davetine katılıp da günde 5 vakit namaz kılmayan insanlar Rabbin kimdir diye melek mezarda sorduğu zaman ıkınacaklar, sıkınacaklar, Rabbim Allah'tır diye diyeceklerdir diyor. Hatırlamadı dünyada ki orada hatırlasın. Demek ki her şey burada. Düşünce, tefekkür, kalbin, aklın, fikrin, idrakin, izanın, vicdanın işletileceği yer dünyadır. Ahirette abdest yok, ahirette namaz yok. Öldükten sonra hac yok, oruç yok, zekat yok, cihat yok. Her şey dünyada. Din, din dünya içindir. Din dünyayı düzene sokmak içindir. Din insanları düşündürmek içindir. Din insanlara kılavuzluk içindir. Dinin hedefi, dinin gayesi, dinin kavgası, dinin davası dünyadadır. Dünyadan sonra din olmaz. Öldükten sonra dinin mükellefiyeti kalkar. Öldükten sonra mesuliyet kalkar. Ahirette hesap yok, ahirette mesuliyet yok, ahirette mükellefiyet yok. Ahirette Allah namaz kılın demeyecek. Hep dünya içindir.